Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size Windows C diskinizi boşaltabileceğiniz tüm teknikleri, tüm yöntemleri anlatacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, direkt başlıyoruz. Burada boş ne kadar yer varmış? 45,6. Tamam arkadaşlar. Başlayalım. İlk olarak nereyi silelim? C'ye girdik. C'de Windows'a girdik. Buradan Prefect'e geldik. Bu Prefect ne arkadaşlar? Sizin sık kullandığınız programlar var ya arkadaşlar. Sık kullandığınız programları daha hızlı açabilmeniz için buraya işliyor. Burayı sildiğinizde daha sonradan tekrardan sık kullandığınız programı buraya işleyecek. Yani bu dosyayı, bu klasörün içerisindekileri silmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Silmediklerini kullanıyor arkadaşlar. Onlara herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. İlki buydu arkadaşlar. İkincisi, Windows'un içerisine geldik. Windows'un içerisinde temp. Adı üstünde temp dosyaları. Buraya geldik. Bunu da sildik arkadaşlar. Tamam. Çalışanlara herhangi bir şey yapmasın. Bunu da sildik arkadaşlar. Bir diğer anlatacağım arkadaşlar. Yine temp. Arkadaşlar, yalnız farklı yerdeki yüzde temp, yüzdeyi yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu sizi nereye yönlendirdi? Kullanıcınız içerisinde, app datanın içerisinde lokal temp'e yönlendirdi. Burayı görebilmeniz için görünümden seçeneklerden ise gizli klasörü göster demeniz gerekiyor. Burayı da silelim arkadaşlar. Kullandıklarının silmemesinde sıkıntı yok. Bu burayı silerken bir diğeri arkadaşlar, hemen C'ye geri geliyorum. Arkadaşlar, hiberfin.cs. Hiberfin.cs nedir? Hazırda beklet klasörü arkadaşlar. Bir uyku modu var, bir de hazırda beklet var. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bilgisayar kapanında bazı dosyalar aslında açık halen onları tutuyor. Uyku modu arkadaşlar RAM'i kullanır. Ama Hiberfin.cs diski kullanır. Ve bu disk alanına belli bir şey vermiş. Mesela burada 3 GB arkadaşlar. Biz burada 3 GB'lık yeri boşaltabiliriz. Bu nerede? İlk başta şeyden göstereyim. Sonra command prompt'tan tekrardan gelirim arkadaşlar. Bilgisayarıma gelip özellikler dedik. Güç ve uykuya geldik. Buradan ek güç ayarlarına geldik. Burada arkadaşlar güç düğmesini yapacaklarını seçene geliyorsunuz. Şuraya şu anda kullanmayanları değiştir. Şunları bir kapatıyoruz arkadaşlar. Değişiklikleri kaydet. İkinci olarak CMD'ye geliyoruz. Command prompt'u yönetici olarak çalıştırdık. Arkadaşlar burada Power CFG, Power şu harflerle yazalım. Power CFG tire H boşluk off. Power CFG tire Hibernate off arkadaşlar. Bu şeyi kapattı. Şimdi şuraya geliyoruz arkadaşlar. C'nin içerisinde gördüğünüz gibi direkt 3 GB'lık bir yer açmış olduk arkadaşlar. İkinci olarak devam edelim. Burada hemen hazıra gelmişken pagefile.cs. Arkadaşlar, bu RAM'inizle alakalı bir şey. Bu kabaca ne yapıyor? İlk başta onu söyleyeyim size. Sizin diyelim ki 4 GB RAM'iniz var. Siz bir oyun oynuyorsunuz veya başka bir şey yapıyorsunuz. Sizin RAM'iniz yetmiyor. Arkadaşlar, burada diyor ki sen biraz diskini kullan. RAM'i yetmediği zaman diskinizi biraz kullandırtırıyor. Tamam arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl kapatacağız? Arkadaşlar, bunun yerini değiştiriyorsunuz. Nasıl? Şuraya geldik arkadaşlar. Tekrardan şuraya geldik. Özellikler dedik. Özelliklerden gelişmiş sistem ayarları dedik. Arkadaşlar, burada performans. Buraya performans görsel efektleri işlemcisine geliyorsunuz. Buradan gelişmişe geldik. Buradan değiştir diyorsunuz arkadaşlar. Siz bunun İsterseniz özel boyutta ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz C'ye gelip disk belleği yok deyip ayarlı diyorsunuz arkadaşlar. Sonra D'ye geliyorsunuz. Şurayı seçip ayarla diyorsunuz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bunu siz ne yapmış oluyorsunuz? Böyle yaptığınızda ne yapmış oluyor? Oradaki 4 GB'lık, tekrar bakalım arkadaşlar. Yanlış bilgi vermeyelim. Buradaki 4 GB'lık dosyayı D klasörüne almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer yönteme geçelim arkadaşlar. Bilgisayara geliyoruz. C klasöründe. Bu arada bakın arkadaşlar. 45,5'ti. Şu an ne kadar oldu? 48,6. 4 GB da onu sayın arkadaşlar. 3 GB. Toplam 7 GB aslında şu an boşaltmış olduk. Devam edelim. Sağ tuş özellikler dedik.
Burada diski temizle diyoruz arkadaşlar. Buradaki hepsini seçin arkadaşlar. Bu da yaklaşık 300 MB. Evet, 300 MB tarzında seçili dosyaları temizle diyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar tamamladıktan sonra kalıcı olarak silmek istiyor musunuz diye uyarı gelecek ve sileceksiniz arkadaşlar. Evet, bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Başlangıçta arkadaşlar C klasörümüz 45,5 GB'da. Şimdi yaptıklarımızda 48,6'ya çıktı. Ortalama 3 GB bir boşluk açtık. Tabii siz page size klasörünü de pardon dosyasını da D klasörünüze taşıdığınızda 4 GB'da o olacak. 4 GB'da o boşaltacak. Etti 7 GB. 6 GB'da şurası boşaltacağını söylüyor. O 13 GB. Yani bu videoda anlattıklarım uygularsanız arkadaşlar yaklaşık diskinizi 13 GB boşaltmış olacaksınız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.